Evet, merhaba değerli izleyiciler. Kusura bakmayın birkaç dakika geciktik ama malum Turan Bey İskenderun'da Sahra Hastanesi'nde şu anda gördüğünüz gibi açık havada ve soğuk havada arkasında da bir mangal, yani bildiğimiz mangallardan değil ama mangal mantığıyla hazırlanmış bir fırçı içinde galiba odun ateşinde üşümemeye çalışıyorlar. Turan Bey merhaba, hoş geldiniz. Evet, iyi akşamlar Şaban Bey. Hoş bulduk. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, bilmeyenler için Sayın Meral Akşener'in İyi Parti Genel Başkanı'nın baş danışmanı Turan Bey, kendisi tıp doktoru ve şu anda İskenderun'da Sahra Hastanesi, kurdukları Sahra Hastanesi'nin de işte depremzedeleri tedavi ediyorlar. Turan Bey, nasıl durum? Bize bir anlatır mısınız? Gerçi videolarınızdan görüyoruz ama kesif kokular, o ölüm kokusu, işte çaresizlik, çadırsızlık vatandaşların, hastalar, yaralılar nasıl bir durum var? Şaban Bey, aslında ekranlara yansıyandan çok farklı bir fotoğraf, farklı bir manzara ve farklı bir ruh hali var burada. Ve görünen o ki bir süre daha bu devam edecek ve sorunlar artarak devam edecek. Tabii iktidara sorduğunuzda bunun büyük bir felaket olduğunu ve bir kader planı olduğunu söylüyor. Bunun çözümünün ise bir an önce inşa edilecek olan evler, binalar, ailelere veya mağdurlara, depremzedelere verilecek olan 10 bin lira para ve kısmen kira yardımı olduğunu söylüyor. Yani meseleye böyle bakıyor iktidar. Fakat bu meselenin çok boyutu var. Önce bunlardan bahsedeyim, sonra Lütfen. sahadaki gözlemlerimi sizinle dilerseniz konuşayım. Lütfen. Birincisi, bir kere hemen depremin ardından ciddi bir yetersizlik, ciddi bir başıboşluk, ciddi bir aymazlık, ciddi bir çapsızlık ve vizyonsuzluk yaşandı bu ülkede. Bunun da tek sorumlusu AKP iktidarı, tek adam rejimi ve Erdoğan rejimidir. Bu çok net. İlk 48 saat büyük bir yetersizlik söz konusuydu. Kurtarma çabaları çok cılızdı ve sahada biz ne askeri gördük, ne AFAD'ı gördük, ne de devletin tüm gücüyle insanlara yardım edebildiğini gördük. Şüphesiz koşturdu imkanı olanlar ama ciddi bir koordinasyon bozukluğu ve yetersizlik vardı. Bu son derece net. Buna dair yüzlerce şeye tanık oldum. Birinci problem bu. İkincisi, AKP iktidarı, yani 1999 depreminin hemen ardından o süreçte mevcut iktidarı çok sert dille eleştiren Erdoğan ve ekibi, ki o dönemde ben de kendileriyle beraberdim, geçen süre içerisinde, çeyrek asırlık zaman dilimi içerisinde maalesef hiçbir gerçekçi adım atmamışlar. Olayın ciddiyetini kavramamışlar. Bununla ilgili bilimin sesini dinlememişler ve maalesef günübirlik siyasetle zamanı kaybetmişler. Bu çok net sahada görülüyor ve anlaşılıyor. 50 milyar dolara yaklaşmış olan deprem vergisi nerelere çarçur edildi belli değil. AFAD'a toplanan paralar ya da AFAD'ın bütçesi nasıl kullanıldığı hakikaten anlamak mümkün değil. Kızılay'la ilgili ciddi eleştirilerim olacak. Çünkü Kızılay bu ülkenin göz bebeğiydi. Herkesin güvendiği bir kurumdu. Herkesin sahiplendiği bir kurumdu. İlkokul çağlarından beri insanların, herkesin benimsediği ulusal bir kurumdu ve göz bebeğimizdi. Maalesef AKP iktidarında bu kurum büyük ölçüde örselendi, itibar kaybetti. Yandaş şirketlerin ihaleler alarak kazandıkları paraların bir kısmını TÜRGE ve TÜRKEN'e aktarmak için kullandıkları maalesef bir paravan şirket haline geldi. Bu itibar kaybı, bu güven kaybı münasebetiyle de Kızılay yeterince fonksiyon gösteremedi ve bana göre sınıfta kaldı. Bunlar AKP cephesinde gördüklerim. Ve bu kadar korkunç bir felakete, ki bu tabii afet ama bunun tabii afete, felakete dönüşmesinin sebebi de maalesef AKP'nin aymazlığıdır. Bu kadar büyük bir felakete, bu kadar büyük bir drama rağmen tek adam rejiminin burada çaresiz ve kapasitesiz kaldığını görüyoruz. Meseleye şöyle bakıyor Erdoğan. Bir kere eleştirenlere çok sert bir tepki veriyor. Çok sert bir öfke gösteriyor. Sadece kendi değil, kendi adamları ve etrafı da aynı şeyi söylüyor. İşte biliyorsunuz bir kader planı olarak açıkladı önce Erdoğan. Ardından Ömer Çelik parmak salladı millete ve dedi ki not ediyoruz, deftere yazıyoruz dedi. Sonra Erdoğan çok büyük bir kızgınlıkla bugün susuyoruz ama vakti saati geldiğinde deftere yazdıklarımızın hepsinin hesabını soracağız diyor. Yine Nurettin Canikli'nin tavırlarına tanık oldu Türkiye.
Ömer Çelik'in Cumhur İttifakı olarak sokaklarda olduğunu söylediğine tanık oldu. Doğru, Cumhur İttifakı olarak sokaklarda ama devlet olarak, yani devleti temsil eden iktidar gücü olarak yoktular sokaklarda. Bunu söyledi, buna tanık oldu Türk siyaseti. Yine maalesef Gaziantep gibi depremin vurduğu önemli kentlerden bir tanesinin belediye başkanı Fatma Şahin insanların karşısına çıkıp bunda da bir hayır vardır dedi ve maalesef yine milletin dini duygularını istismar edip milletin samimi duygularını hiçe sayarak onları siyasete alet ederek bu gerçeği de bir hayırla ya da hayra vesile olacak bir süreçle izah etmeye çalıştı. Şimdi bunlar AKP'nin mantığı, AKP'nin olaya bakışı. Öte yandan Erdoğan biz bu işi hallederiz demeye getirdi ve 10 bin lira yardım, ardından 2 bin liralık kira yardımından söz etti ve hemen daha depremin ikinci günü enkaz kaldırma çalışmaları başlamadan şehirlerin etrafında bir konut hamlesi ve bununla ilgili çalışmalara tanık olduk. Tabii bu süreçte enkaz kaldırma ihaleleri kime verildi, hangi şartlarda verildi ve verilmeye devam edilecek? Şehirlerin etrafında kurulacak on binlerce konut ihaleleri kimlere verildi ve nasıl verildi ya da verilecek? Bunların hepsi vakti saati geldiğinde bizim iktidarımızda, yani Millet İttifakı'nın ve İyi Parti'nin ittifakında hepsi sorgulanacak ve araştırılacak. Şimdi AKP'nin meseleye bakışı bu. Yani beton kültürüyle maalesef bu büyük dramı AKP kendince çözmeye çalışıyor. Fakat sahaya çıktığınızda karşınızda bir sorunlar malzemesi var Şaban Bey. Tabii onlara geçmeden bu videoyu paylaştınız. Bunu aslında dilerseniz anlatayım size. Bunun çok hazin bir öyküsü var. Evet, çok hazin bir öyküsü var. Arkadaki iki büyük bina. Bu iki büyük binanın önünde benim de enkazların üzerinde durduğum bu iki yıkıntı var. Burası Çağdaş Yaşam Rende sitesi. Burası Antakya'da dört büyük bloktu. Bu dört büyük bloğun iki tanesi yerle bir oldu. Ve maalesef yerle bir olan bu iki bloğun altında çok sayıda insan hayatını kaybetti. Şimdi tabii bunu anlamak için aslında biraz geri dönüp bakmak lazım. Ben sizi 2016 yılına götüreceğim. Bu Çağdaş Yaşam Rende sitesinin altında bir kreş açılmak istendi. Bir anaokulu açılmak istendi. Ve bu anaokulunu açmak isteyen de Hülya Rende isminde bir kadın, bir emekli öğretmen. Tabii kendisi arkasına aldığı siyasi güçle ve kudretle burada açmaya çalıştığı ya da açtığı kreşin alanını genişletmek için maalesef bu blokların altındaki kolonları kesmeye başladı. Vay anasını. İddia bu. Tabii bu kolonlar kesilirken sakinler, yani apartman sakinleri, site sakinleri bunu fark etti. İnşaatı yapan müteahhit firma bunu fark etti ve bir avukat marifetiyle devlet kademelerine başvurdular. Hani diyor ya Süleyman Soylu, artık kimse nerede bu devlet demiyor diye. Doğru, nerede bu devlet? Çünkü bu insanlar devleti aramışlar. Devletin bütün kademelerine başvurmuşlar ama aradıkları devleti maalesef bulamamışlar. Yaptıkları şu, önce valiliğe müracaat etmişler. Valilik kapı duvar, bir cevap yok. Ardından AKP'li belediye başkanına müracaat etmişler. Bakın burada binanın kolonları kesiliyor. Belediye başkanı kaygısız ve umarsız davranmış, üstünde durmamış. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'na bir müracaat var. Çünkü burası biliyorsunuz kreş olduğu için Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetiminde. Yine maalesef Milli Eğitim Bakanlığı buna kayıtsız kalmış. Niye kayıtsız kaldığını biraz sonra söyleyeceğim size. Öte yandan savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlar. Savcı Bey demiş ki buna takipsizlik verelim, takip etmemize gerek yok. Aynen. Şimdi asıl konuya geliyorum. Yani aynı müteahhitin yaptığı bu dört bloktan iki tanesi ayakta, iki tanesi yerle bir. Çünkü bu iki tanenin altındaki kolonlar birileri tarafından kesilmiş. Bu kolonlar kesilirken site sakinleri yalvarmışlar devlete. Bakın burada hukuka ve yasalara aykırı işlem yapılıyor. Hayatımız tehlikeye atılıyor diye müracaat etmişler. Devletin dört kademesine maalesef cevap alamamışlar. Şimdi sıkı durun. Niye cevap alamamışlar? Çünkü neden? Hülya Rende isimli şahıs, emekli öğretmen, Milli Eğitim Bakanı, Milli Eğitim Bakanı'nın çok yakını ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'le çekilmiş çarşaf çarşaf fotoğrafları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alıyor. Şimdi böyle bir durumda tabii aradığınız devleti bulamıyorsunuz. Bulamadığınız için de maalesef netice alamıyorsunuz. Buradan şuna geleceğim. Hani Erdoğan meseleyi bina ve beton kültürüyle ya da inşaat yapmakla izah ediyor ya,
3-5 kuruş para veririz, inşaat yaparız, bu işi çözeriz diyor ya. Bu işin arkasında çözülmesi gereken onlarca, yüzlerce sorunlar manzumesi var. İşte bir tanesi hukuk. Yani hukuk çok ciddi bir şekilde çalıştırılmalı bu sürecin takibi için. Bu anlattığım bir tane örnek size. Onlarca örnek sayabilirim sahadan, alandan gördüğüm, karşılaştığım, tanık olduğum onlarca örnek sayabilirim. Dolayısıyla hukuki sürecin mutlaka ve mutlaka çok sağlıklı bir şekilde çalıştırılması lazım. Binaların eğer ihmali varsa, inşa edenler ya da daha sonra herhangi bir müdahale yapıldıysa yapanlar hakkında mutlaka çok ciddi bir bilgi belge toplamanın ardından soruşturma açılması ve konunun yargıya taşınması lazım. Fakat burada bir başka soru işareti daha var, bir başka sorun daha var. Sahaya çıktığınızda harıl harıl şu anda iş makinelerinin inşaatları, enkazları kaldırdığını görüyorsunuz. Bu da son derece yalnız. Ben uzunca bir süredir sahadayım. Maraş, Malatya, Antakya Merkez, İskenderun sürekli sahadayım. Daha ilk günden itibaren çok canhıraş bir şekilde enkazların kaldırılma çabalarına tanık olduk. Bu son derece yanlış. Hala kurtarma çalışmaları devam ederken, insanlar enkazların altında canlıyken enkaz kaldırma çalışmaları başlandı. Birincisi kurtarma çalışmaları için büyük bir risk. İkincisi hukuki süreç için büyük bir risk. Çünkü bu hukuki sürecin doğru düzgün çalıştırılabilmesi için yapılması gerekenler şu: mutlaka ve mutlaka karot testlerinin alınması, örneklerinin alınması, beton çekme testlerinin alınması, bunların her birinin yasalara uygun bir şekilde delillerinin toplanması ve bu delillerin belgelenip muhafaza edilmesi lazım. Bununla ilgili de sürecin çok sağlıklı bir şekilde çalıştırılması lazım. Maalesef bunda da devletin büyük bir eksiği var. Yani temel olarak bir hukuki problem var. Öte yandan insanların burada malları, mülkleri var, geçmişleri var, hayatları var, birikimleri var. Daha hala bugün bir takım işte ziynet eşyalarının çıktığına dair haberlere tanık oluyoruz. Bu itibarla bu enkazların kaldırılması ile ilgili sürecin son derece titiz ve dikkatli yapılması lazım. Bununla birlikte bu enkazların nereye boşaltılacağı sorunu geliyor. 200 milyon tondan bahsediyoruz Şaban Bey. Bir kere daha söyleyeceğim. 200 milyon ton. Bu bir çevre felaketi. Hatay'da kuş göç yollarına ve kuş cennetine bu enkazların döküldüğüne tanık olduk. Son derece vahim bir katliamdır bu. Kimsenin umurunda değil. Kimse bu konuyla ilgilenmiyor. Bununla birlikte yine tarım önemli bir darbe yedi. Hayvancılık ciddi bir darbe yedi. Çünkü hayvanlara yem bulma sıkıntısı had safhada şu anda. Tarım noktasında da ciddi sıkıntılar baş göstermeye başladı. Bu coğrafya Türkiye'nin tarım ihtiyaçlarını karşılayan, gıda ihtiyacını karşılayan önemli bölgelerden bir tanesi. Bunun mutlaka analizlerinin yapılması lazım. Çünkü önümüzdeki dönemde kış aylarında biz çok ciddi bir gıda enflasyonuyla karşı karşıya kalacağız. Öte yandan sanayi, yani çöken binalar var, çöken sanayi işletmeleri var. Çökmemiş olsa dahi personel kaybından, iş gücü kaybından dolayı sanayi büyük ölçüde durmuş durumda. Bakın biz bugün en küçük bir civatayı bulamıyoruz İskenderun'da. Çünkü her yer kapalı, hiçbir yer çalışmıyor. Bu bakımdan bununla ilgili çok ciddi tedbirlerin alınması lazım. Sağlıkla ilgili ciddi problemlere gebe bölge. 15 milyon insanın etkilendiğini biliyoruz. Çok büyük bir coğrafyayı etkilediğini biliyoruz. Bugün itibariyle hava soğuk. Bizim sağlık merkezine gelen çok sayıda üst solunum yolu enfeksiyonu, zatürre, astım krizleri, buna benzer ciddi rahatsızlıklar geliyor. Ama yeni yeni başlayan salgın emarelerine de tanık oluyoruz. Bir süre sonra biz bu bölgede salgınla ilgili ciddi risklerle ve sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız. Şimdiden Sağlık Bakanlığı yetkililerini uyarıyorum. Farkındalar veya değiller ama önümüzdeki dönemin önemli problemlerinden bir tanesi de bu olacaktır. Kayda geçsin diye sizin vasıtanızla söylüyorum. Hijyen malzemelerine ulaşmak hala sorun. Sağlıklı suya ulaşmak hala sorun. Çadır hala problem. Bakın gece yarısı oldu. Biz arkadaşlarımızın getirdiği çadırları şu anda mağdur insanlara yetiştirmekle meşgulüz. Programın hemen öncesinde arkadaşlarımız bu saatlerde hazırlık yaptılar. Ücra bir köyde çadırsız kalmış insanlara yetişip onların çadırlarını kuracaklar gece yarısı. Tüm bunlar gerçekten büyük bir sorunlar manzumesi. Fakat bunları okuyup analiz etmekten, değerlendirmekten, bütüncül bir yaklaşımla, bilimsel temele dayalı bir anlayışla, rasyonel bir bakış açısıyla çözebilecek bir iktidar yok. Karşımızda ona buna el sallayan, tehdit eden, hakaret eden, gününüzü görürsünüz, biz size hesap soracağız diyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu sebeple Türkiye'nin bu iktidara bir gün dahi tahammülü yok Şaban Bey.
Turan Bey, şimdi ya akıl almaz şeyler anlatıyorsunuz. Bu 105 çocuk öldü galiba bu Rende sitesinde, değil mi? Hayır, şöyle 105 vatandaş hayatını kaybetti. Hala cesetlerin olduğu söyleniyor. Maalesef ulaşılmamış olan cesetler var. 16 çocuk öldü. Fakat deprem gece yarısı olduğu için burada anaokulu açık değildi ve ölen maalesef hayatını kaybeden yavrularımız orada yaşayan sakinlerin çocuklarıydı. Bakın, detayına girmedim. Yüreğinizi daha fazla acıtmamak için ayrıntıya girmedim. Bu enkazın altında yavrusunu doğuran bir kadın var. Hamileydi bu enkaz üstüne düştüğünde. Bu soğuk betonlar onun bedeninin üzerine çöktüğünde hala hamile olan ve hayatta olan bir kadın vardı. Yavrusunu maalesef betonların altında doğurdu. Bu küçücük bebek adı bile konmadan, üzerine kıyafet dahi almadan, beşiğinde bir gece uyumadan, annesinin sütünü ememeden, güneş yüzü göremeden hayata veda etti. Hem de buz gibi betonların altında hayata veda etti. Niye böyle oldu? Kader planı mı bu Şaban Bey? Ya da bunda bir hayır mı bekleyeceğiz? Antep Belediye Başkanı'nın söylediği gibi. Ya da hesap mı soracağız? Bunu konuşmayacak mıyız biz? Konuşursak Erdoğan ve avanesi bize parmak mı sallayacak? Deftere mi not edecek? İstedikleri yere not etsinler. Bakın biz sahadayız arkadaşlarımızla beraber. Biz de onları not ediyoruz. Her şeyi not ediyoruz. Ve vakti saati geldiğinde tek tek bu yapılanların hesabını soracağız. O kreşte kolonların kesilmesi, Milli Eğitim'e falan şikayet ediliyor. İlgili yerlere şikayet ediliyor ama bir şey yapılmıyor. Çünkü kreşin sahibi hanımefendi Milli Eğitim Bakanı'yla bir tanışıklıkları, arkadaşlıkları var. Doğru anladım değil mi onu demin? Biraz daha detayını vereyim. Milli Tabii. Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciyken bu hanım onun felsefe öğretmeni. Buradan bir yakınlıkları var ve bu bölgeye ziyarete geldiğinde Milli Eğitim Bakanı bu hanımı yanına alıp valiliğe gidiyor ve diyor ki Hülya Rende'yi ben size emanet ediyorum diyor. Böyle bir atmosferde hani Evet. nerede bu devlet diye kimsenin sormadığını iddia ediyor ya Süleyman Soylu. Böyle bir Aha. atmosferde nasıl soracaksınız nerede bu devlet diye? Evet. Çok enteresan ya. Çok göz göre göre gelen bir felaket var. Turan Bey, şimdi diyorsunuz ya salgın hastalık o nereden çıkıyor? Yani ne hastalığı çıkacak? Korkunuz ne? Endişeniz ne? Bakın, salgın hastalıkların genellikle kaynağı temiz suya ulaşamamaktan kaynaklanır Şaban Bey. Şimdi siyasetçi kimliğimi bırakıyorum, hekim olarak konuşmaya başlıyorum. Bugün ondan fazla ishal vakası geldi. Hepsi de çocuk. Ve bu çok net salgın hastalığın işareti. İnsanlar önemli bir kısmı çadır arıyor hala. Çadır bulanlar ısıtıcı arıyor. Görüyorsunuz biz akşamları hastanenin etrafında kurduğumuz bu amatör kampta arkadaşlarımızla odun ateşinde ısınmaya çalışıyoruz. Hala geceleri çok soğuk. Ve sağlıklı bir suya, temiz bir suya ulaşmak son derece önemli. İnsanlar günlerdir duş alamadılar ve şişe sularla, pet sularla zaman geçirmeye çalışıyorlar, hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar ve ne yazık ki herkes sağlıklı bir şekilde pet suya ulaşamıyorlar. Buldukları suları içmeye çalışıyorlar. Şehir şebeke suyunun bu deprem kırıklarından dolayı kanalizasyonla karışması ve buradan gelecek olan kirli su, bakteriler, mikroplar neticesiyle salgına sebep olması son derece büyük bir risk ve ortada böyle bir önemli sorun var. Dolayısıyla ben hiçbir yerde kuyu açıldığına dair bir işaret görmedim, bir çalışma görmedim. DSİ'nin, büyükşehir belediyelerinin kapasitesi var. Derhal uygun yerlerde uygun kuyular açılması, bunların klorlanması, bunların dezenfekte edilmesi ve insanlara su sağlanması lazım. Şu anda dışarıdan gelen kamyonlarla gelen pet şişelerle insanlar su ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor ama nereye kadar? Nereye kadar olacak bu? Bu işin doğrusu diyorsunuz kuyu açılması. Doğru anladım değil Ya mi? bu işin Tamam. doğrusu tabii ki sağlıklı suyun, şehir şebeke suyunun klorlanması, temizlenmesi, insanlara bununla su temini. Fakat yine söylüyorum yani şehir şebeke suyuna deprem münasebetiyle kanalizasyon karışması, bu suyun kirlenmesi ve bunu alan insanların o ya da bu şekilde tüketen insanların mikropla tanışması son derece mümkün ve bir risk. Bu itibarla evet dışarıdan şu anda pet şişeler geliyor bölgeye ama takdir edersiniz ki yeterli değil. En pratik çözüm %100 doğru olan değil ama en doğru çözüm şimdilerde yapılacak olan kuyuların açılması.
Bilmiyorum hükümetten herhangi birisinin aklı buna kesiyor mu ya da yatıyor mu ya da böyle bir şey düşünüyorlar mı? 1999 depremini, yani o eleştirdikleri depremi göz önüne getirirlerse, o dönemde yapılan çalışmalara bakarlarsa çok yoğun bir kuyu açılması çalışması vardı o süreçte. DSİ, Büyükşehir Belediyeleri yoğun bir şekilde kuyu açtı insanlara. Yani bunun yapılması lazım ve buradan temin edilecek suyun yine uygun şartlarda steril edilerek ya da temizlenerek ya da işte klorlanarak uygun hale getirilip halkın kullanımına sunulması lazım. İnsanlar duş alamıyorlar ve sağlıklı suya ulaşamıyorlar. Bunun neticesi de kirli suyla tanışan ya da bunu kullanan insanların maalesef hepatitti, işte salgın hastalıklardı, diyareydi, daha başka birçok riski de beraberinde getiren süreçle biz karşı karşıyayız. Turan Bey, siz şimdi oradaki Sahra Hastanesi'ni siz açtınız değil mi? Yani İyi Parti olarak. Şöyle, evet, İyi Parti olarak biz açtık. Ben tabii hekim kimliğimle, benim bu profesyonel alanım ve benim uzmanlık alanım. Ben 40 yıldır sektörün içerisindeyim. 6 yıllık öğrenciliğimi çıkartırsanız 33 yıldır sektörün içerisindeyim. Türkiye'de birçok sağlık kuruluşunda çalıştım. Acil hekimliğinden, pratisyen hekimliğinden, bir hastane başhekimliğine, onun ötesinde sağlık komisyonu üyeliğine, İngiltere'de hastaneler açtım. Başka bölgelerde yoğun çalışmalarım oldu. Yurt dışında, Irak'ta, Afganistan'da, Pakistan'da, keza Uzak Doğu'da bir sürü çalışmalarım oldu. Afganistan'ı çıkartıyorum, o ağzımdan yanlışlıkla çıktı. Dolayısıyla tecrübeli birisiyim. Bu itibarla burada bir hastane kurulmasının gerekliliğini Sayın Genel Başkan'la paylaştığımda çok doğru bir proje olduğunu söyledi. Partide Burak Akburak bu konuyla ilgili ve onun başkanlığında yürütülen bir afet koordinasyon merkezi var. Oranın himayesiyle ben de büyük bir çaba sarf ettim. Destekleyen arkadaşlarımız oldu. Yine yanımda şu anda 30'a yakın arkadaşım var. Hepsinin çok büyük emekleri oldu. Türkiye Demokratlar Konfederasyonu var. Fatih Kavaloğlu, o da büyük bir emek sarf etti. Onunla birlikte ve onun çalışma arkadaşlarıyla bir imece usulüyle bu hastaneyi kurduk. Ama tabii ki himaye Sayın Genel Başkan'ın ve İyi Parti'nin oldu ve birlikte yürütüyoruz. Turan Bey, şey değil, merak ediyorum. Sağlık Bakanlığı size... Yani ilaç, tıbbi malzeme yardımı yapıyor mu hani bu hastaneye? Sağlık Bakanlığı'yla koordine halinde mi çalışıyorsunuz, yoksa tamamen kendi temin ettiğiniz araç gereç, işte ne bileyim, ilaçla mı yapıyorsunuz bu hizmeti? Keşke bu soruyu sormasaydınız Şaban Bey. Yani hakikaten beni yaralayan, üzen ve gerçekten canımı sıkan bir soru bu. Önce şu soruyu keşke şöyle sorsaydınız. Sağlık Bakanlığı'ndan kim geldi? Herhangi birisi ziyaret etti mi? Bir ihtiyacınız var mı diye soran oldu mu? Bir isteğiniz var mı diye soran oldu mu diye sorsaydınız keşke. Yok. Sormadılar mı? Vay anasını. Burası kurulurken ben Sağlık Bakanlığı ile temasa geçtim. Evet. Bu bölgedeki bakanlık temsilcisi birkaç arkadaş geldi. Bir iki fotoğraf çekti. Harika işler yapmışsınız. Muazzam bir sistem kurmuşsunuz. O zaman daha ikinci deprem, yani son deprem olmamıştı ve İskenderun'daki Sağlık Bakanlığı'nın iki hastanesinden bir tanesi çalışıyordu. Bizim de ihtiyacımız olacak, ne olur bize de bir hastane kurar mısınız dediler. Seve seve kurarım, lütfen beraber çalışalım diye rica ettim kendilerine ve sonra kayboldular. Bir daha yok. Yani şu anda Sağlık Bakanlığı'ndan bir iğne dahi almış değiliz biz. Bir daha söylüyorum, bir iğne dahi almış ya da alabilmiş değiliz. Şimdi daha başka bir şey söyleyeceğim. Daha başka bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de kurallar o kadar katı ve anlamsız ki biz şu anda ilaç temin edemiyoruz. İlaç fabrikalarıyla görüşüyorum. Ne olursunuz bana ilaç verin. Çok fazla ihtiyacımız var. Diyorlar ki maalesef genelgelere göre size ilaç veremiyoruz. Ya parasıyla alayım, yalvarıyorum, ilaç verin diyorum. Parasıyla da alamazsınız diyorlar. Eczanelere gidiyorum aynı şekilde. Buradaki Eczacılar Birliği'ne gidiyoruz. Keza onlar da korkunç bir bürokrasi çuvalı içerisinde, yapacak hiçbir şeyleri yok. İlk gece, yani son depremin olduğunun hemen ardından ben arkadaşlarımla beraber buradaki ikinci hastaneye gittim. Dilerseniz bunun hikayesini de anlatayım size Şaban Bey. Lütfen. Şimdi İskenderun'da iki tane hastane var. İkisi de devletin hastanesi. Bunlardan bir tanesi bundan 10 küsür sene önce bir raporla çalışamaz olduğuna karar verilmiş. Yani o binanın güvensiz olduğu, hiçbir şekilde hizmet veremeyeceği ve kullanılamayacağına dair bir rapor verilmiş. Fakat bu rapora rağmen yıllardır bu bina faaliyet gösteriyor ve hizmet veriyor. Hastanenin doktorlarıyla konuştum.
Doktorlar defalarca devlete başvurmuşlar. Aynen bu farklı yaşam Rende sitesinde olduğu gibi. Bakın bir başka örnek veriyorum şimdi. Konu açıldığı için, yeri geldiği için söylüyorum. Defalarca başvurmuşlar. Bu bina güvensiz, kullanılamaz, raporu var. Ne olursunuz bu binada bizi çalıştırmayın diye. Ama maalesef devlet kayıtsız kalmış, kulak ardı etmiş ve ilk depremin ardından, o felaketin ardından çok sayıda hasta ve çok sayıda doktor, sağlık çalışanı ne yazık ki o binanın altında hayatını kaybetti. İkinci bina, ikinci devlet hastanesi faaliyetine devam ediyordu. Fakat bu son depremden sonra 6.4'lük depremin ardından orada da büyük çatlaklar ve hasar ortaya çıkmış ve kullanılamaz olduğuna kanaat getirildiği için de hastane tahliye edilmiş. Ben hemen depremin ardından buraya gittiğimde hastanenin önünde büyük bir kaos gördüm. Büyük bir kargaşa gördüm. Hastalar tahliye ediliyordu. Doktorlar çadır kurmaya çalışıyorlardı. Ve hastane yetkililerinden rica ettim. Bana dedim 5-6 doktor verir misiniz? Götüreyim, bizim hastanemiz var. 500 metrekare her şey var, hazır. Şu anda servis verebiliriz. Rutin hastalara bakarız. Yaralı gelirse onlara bakarız. Çok iyi olur dediler ve bana 7 doktor verdiler o gece. Ben doktorları hemen aldım, minibüsümüzle hastaneye getirdim ve burada hazırlıklara başladık. Bilin bakalım sonra ne oldu? Yarım saat sonra doktorlar dedi ki bize hastaneden telefon geldi. Orası bir partinin hastanesi, orada hasta bakamazsınız. Çocuklar etmeyin, eylemeyin. Bu ülke bizim, bu topraklar bizim. Bir tane millet var. Bırakın siyaseti, bırakın partiyi. Allah aşkına. Efendim bizim gitmemiz lazım, bizi burada kalırsak bize hesap sorarlar, dolayısıyla bizi geri çağırıyorlar dediler ve ben o gece yalnız kaldım. Ertesi gün 150 tane hastaya bakmak zorunda kaldım. Hemşirem yok, doktor arkadaşım yok, bir eczacı arkadaşımla. Sonra birkaç saatlik bir doktor arkadaş geldi, yardım etti. Ne yazık ki Sağlık Bakanlığı'ndan en küçük bir destek, en küçük bir ilgi, en küçük bir katkı olmadan burayı kendi çabalarımızla, yurtsever, iyi niyetli doktor arkadaşlarımızla, sağlık çalışanlarımızla, gönüllülerimizle yürütüyoruz ve çok da güzel hizmet veriyoruz. Her gün ortalama 250 civarında hasta bakıyoruz. Ufak tefek ameliyatlar yapıyoruz. Yavaş yavaş ilaçlar gelmeye başladı. Yardım kolileri geliyor. Onları tasnif ediyoruz. Bir küçük eczane kurduk hastanemizin içerisinde. Oradan ilaçları ücretsiz olarak hastalarımıza dağıtıyoruz ve elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalışıyoruz. Şimdi sizin bu Sahra Hastanesi'ndeki gelişmeleri takip eden bir arkadaşımız var, Rıfat Ubezoğlu. Kendisi de Antakyalı. Onun için yakından takip ediyor durumu. Bay Çömez Sağlık Bakanlığı ile temasa geçip çözüm için soracaktı diyor, bu doktor konusunu. Ne oldu diyor. Var mı öyle bir şey? Sağlık Bakanlığı ile temasa geçip çözüm için neyi sormam gerekiyor? Ben onu anlamadım. Yani ben bas bas bağırıyorum burada. Yokluk içerisinde, bir kaos yani. İçerisinde burada hizmet vermeye çalışıyorum. Yani duymayan kalmadı. Sağlık Bakanı açıp da bir telefon, ne ihtiyacınız var göndereyim demez mi? Ben bakanın peşinden mi koşacağım bu kaosun? Sağlık Bakanı kaldı ki bölgede hiç uğramadı mı Turan Bey? Yani İskenderun'a ya geldi. Sağlık Bakanı gelemeyebilir. Onu anlayışla karşılarım ama Allah aşkına. Bölgede ama Sağlık Bakanlığı'nın yetkilileri var. Sağlık müdürü var. Bir tane yetkili göndersin, ihtiyacınız neyse doktor, malzeme, ilaç gönderelim desin. Kaldı ki gelmiş doktorları geri çağırdılar diyorsunuz değil mi? Evet, onu söylüyorum. Ben artık Sağlık Bakanı'na telefon edip de gel buraya çözüm bul mu diyeceğim. Bas bas bağırıyorum yani, feryat ediyorum. Hastalara ilaç bulamıyoruz, ihtiyacımız var diye feryat ediyorum. Yerimiz hazır, 10 küsur yatağımız var. Her türlü imkan hazırladık bu sahra şartlarında. Gayet de güzel bir yer oldu. Gelin hep beraber kullanalım. İstiyorsanız size de bir tane açayım aynısından ya da gelin birlikte kullanalım. Daha bundan öte ne söylenir? Peki Turan Bey, şöyle mi bakıyorlar? Yani hala partizanlıkla mı bakıyorlar? Yani orada iyi partililer var. Depremzedelere hizmet veriyorlar. Ücretsiz hizmet veriyorlar ama olsun, gitmeyin oraya. Ya bu mudur hakikaten mantık ya? İnanılmaz bir şey. Onu kendilerine sormak lazım. Ben burada samimi olarak Türk milletine hizmet etmek için, yaralıların acısını dindirmek, yaralarını sarmak için arkadaşlarımızla beraber hiçbir şey beklemeden gece gündüz uğraşıp memleketimize, milletimize katkı sağlamaya çalışıyorum. Bunun içerisinde siyaset yok, bunun içerisinde bir hesap kitap yok. Gelene biz hangi partidensin diye sormayız, soramayız. Hangi dindensin diye soramayız. Hangi bölgedensin diye soramayız. Hangi etnik kimliktensin diye soramayız. Bu bizim anlayışımıza aykırı. Binamızın önünde kocaman bir Türk bayrağı, İYİ Parti'nin himayesinde, Sayın Akşener'in himayesinde kurulmuş bir yer ve herkes gönüllü.
Herkes cansiperane bir şekilde hizmet etmeye çalışıyor. Türk milletine, bu aziz millete hizmet etmeye çalışıyor. Daha bunun ötesinde bir şey olur mu? Evet, korkunç hakikaten ya. Korkunç, korkunç. Yani hem katkı vermedikleri gibi, yani ilaç ve tıbbi malzeme katkısı vermedikleri gibi bir de engelliyorlar. Hakikaten akıl alır bir şey değil. Ya Turan Bey, şimdi tabii bu iş bu siyasi şeye gelince tabii yavaş yavaş seçim tartışması da başladı. Ve Ankara'da seçim açıklamaları yapılmaya başlandı. Gerek Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı konusunda işte yavaş yavaş yeni açıklamalar geliyor ama onu sormayacağım şimdi size de. Seçimin 14 Mayıs'ta olacağına dair ya da işte zamanında olup olamayacağına dair, işte ertelenecek mi, ertelenmeyecek mi, biliyorsunuz Bülent Arınç ertelenmeli diye bir açıklama yapmıştı. Hatta ertelenmezse kaos çıkar dedi Bülent Arınç. Ama ona işte tepkiler geldi muhalefetten vesaire. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın dedi ki seçimlerin yapılıp yapılmayacağına Yüksek Seçim Kurulu karar verecek dedi. Ne dersiniz? Yani şimdi siyasetçi kimliğinizi de soruyorum. Siz deneyimli de bir siyasetçisiniz. Sayın Akşener'in de en yakın çalışma arkadaşlarından birisiniz. Şaban Bey, bu seçimler yapılacak. Bu seçimlerin yapılma tarihi 18 Haziran'dır. Bu seçimler daha önceden yapılacaksa eğer, bunun da yolu parlamentodan geçer. Parlamento toplanır. Bir karar verirse erken seçim ya da erkene alınmış seçim yapılır parlamentonun onayıyla. Bir yolu daha var, bir yolu daha var. O da Erdoğan'ın meclisi feshedip kendi iradesiyle ve yetkisiyle erken seçim kararını alması. Bu şartlar altında Erdoğan'ın, yani kendisinin karar verdiği bir erken seçim kararıyla anayasa 101'e göre aday olma şansı yok. Yine Erdoğan'ın zamanında yapılacak seçimde anayasa 101'e göre aday olma şansı yok. Ancak ve ancak parlamento toplanır ve erken seçim kararı alırsa, ki artık bunun içinde zaman kalmadı, o şart altında Erdoğan aday olur. Madde 1. Erdoğan bu seçimlerde aday olamaz. Ha, bunu söylerken Erdoğan aday olursa bir endişeniz var mı diye düşünüyorsanız sakın bunu düşünmeyin. Böyle bir şey yok. Gönül ister ki Erdoğan sahaya çıksın. 21 yıldır yaptıklarının biz ona hesabını soralım. Millet ona hesabını sorsun ve siyaset sahnesinden, siyasetin tozlu sayfalarına kendisini bu millet sandıkla beraber göndersin. Ama bizim anayasaya uymak, yasalara uymak gibi bir sorumluluğumuz var. Yani bu olacak diye biz Erdoğan'ın anayasa 101'i ihlal etmesine göz yumamayız. Bu işin birinci tarafı. İkinci tarafı, eğer bir seçimin zamanından sonra yapılmasıyla ilgili bir karar alınacaksa yine bu kararı parlamento verecek. Ama bu kararı vermesinin temel şartı savaş ortamı. Dolayısıyla bunun da imkanının olmadığı son derece açık ve net. Bu itibarla Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün, Cumhurbaşkanı'nın kendisinin ya da tayin ettiği herhangi birisinin söyleyeceği lafın, sarf edeceği cümlenin, vereceği kararın hiçbir hükmü, hiçbir karşılığı yok. Hiçbir anlamı yok. Bu çok Bülent net. Bülent Arınç diyor ki seçim ertelenmesini kabul etmezse muhalefet kaos çıkar diyor. Yani. Bülent Arınç siyasi bir meftadır. Söylediklerinin hiçbir karşılığı yoktur. Hiçbir anlamı yoktur. Hiçbir değeri yoktur. Hiçbir kıymeti yoktur. Emasya protokolü bu ülkede kaldırılırken 2010 yıllarında Bülent Arınç parlamentoda etkin bir göreve sahipti. Bu ülkenin kozmik odasına girilirken Bülent Arınç'a sözüm ana tırnak içerisinde sahte bir takım saldırılar yapılacağı iddiasıyla ülkenin bütün planları ve projeleri başkalarının eline geçti ve ardından bir sürü insan hayatını kaybetti. Bülent Arınç önce çıksın, bundan hesabını versin. Artık Bülent Arınç'ın siyaseten söyleyeceği sözün hiçbir karşılığı, hiçbir önemi ve değeri yoktur. Ve inanın, sizin programınıza daha fazla bu şahsa zaman ayırıp ne sizi ne izleyicilerimizi meşgul etmek doğru değil. Evet, Turan Bey, çok teşekkür ediyorum. Ne kadar daha oradasınız? Yani depremde ne zaman biter bu sizin yaptığınız mesela Sahra Hastanesi çalışmaları? Bu sizlerin yaptığı şimdi bir acil yardım değil mi? Acil müdahaleler yapıyorsunuz siz. Yani acil müdahale yapıyoruz ancak kronik hastalıklar da geliyor. Yani şimdi çocuk zatürre olmuş ya da ishal olmuş. Yani bu çocuğun gideceği yeri yok. Şimdi bunu acil de diyebilirsiniz ama rutin, hani olabilecek güncel hastalıklardan da sayılır bunlar. Hani bir travma veya depremde zedelenme, hani onunla ilgili bir süreç artık hemen hemen kalmadı. Ama bunun yansımaları var. Yani
depremin sonuçlarının yarattığı bazı sağlık sorunları var. Az önce de söyledim. Salgın bunlardan bir tanesi. Zatürreler, işte üst solunum yolu enfeksiyonları, keza buna benzer bir sürü problem. Yani rutin olabilecek hastalıkların yanında deprem atmosferinde bulunmanın getirdiği bir sürü risk var. Ve bu kolay kolay çözülebilecek bir süreç değil. Çünkü bakın İskenderun gibi Türkiye'nin en büyük ilçelerinden bir tanesinde şu anda büyük bir enkaz var. Ve iki tane devlet hastanesi şu anda iş göremez halde. Özel hastaneler çalışmıyor. Bakın sadece bu bölgede Şaban Bey 500 civarında diyaliz hastası var. Hiç kimse gündeme getirmedi. Hiç kimse bunları tartışmadı. Merak ediyorum Sağlık Bakanı bu insanlarla, bu 500 kişi diyaliz hastası, bunların kimisi haftada 2-3 diyaliz almak zorunda. Nereye gidecek bunlar? Şu anda İskenderun'da diyaliz ünitesi yok. Bu hastalara servis verecek, hizmet verecek, kanlarını temizleyecek, yardımcı olacak diyaliz ünitesi yok. Merak ediyorum Sağlık Bakanı bununla ilgili nasıl bir aksiyon planı geliştirdi? Hadi gelmesin bana, istemiyorum, ben başımın çaresine bakarım. Ben her şekilde çözerim derdimi. Bu insanlarla ilgili ne yaptın? Böyle 3-5 günlük kirli sakalla Erdoğan'ın arkasında fotoğraf vererek bu işler çözülmez. Hakikaten ne olacak Turan Bey? O mesela diyaliz hastaları, ki başka öyle düzenli ilaç kullanmak zorunda olan başkaları da vardır. Hakikaten ne yapıyorlar? Bey, bunların her birini işte onun için diyorum size. Ben aklıma geldiği için söyledim. Size Hı-hı. daha yüzlerce problem sayabilirim. Evet. Diyaliz ünitelerinin şu anda güvenli bir şekilde çalışıyor olması lazım. Bir diyaliz ünitesi en az 15-20 makineden oluşuyor. Bu İskenderun'da 5 tane diyaliz ünitesi vardı. Yani 100'e yakın diyaliz makinesinden bahsediyoruz. Çok basit. Bakın ben buradaki Sahra Hastanesi'ni uçak hangarı üreten bir firmanın yardımıyla 5 gün içinde kurdum. Söyledim oradakilere, istiyorsanız size bu diyaliz ünitelerinin kurulacağı bir hangar, bir hastane, bir sağlık merkezi kurayım. Bir kuruş da para istemiyorum ama ben bunu partimin himayesiyle yaparım. Onun desteğiyle yaparım. İstiyorsanız yapayım. Cevap yok. Bununla ilgili bir çözüm yok. Varsa çözümü programdan sonra arasın Sağlık Bakanlığı yetkilileri, size söylesin. O kadar büyük problemler manzumesi var ki. Yine söylüyorum. Yani 3-5 günlük sakallarla televizyon ekranlarında görünüp de bakın biz ne kadar çalışıyoruz demekle olmaz. Olmaz. Mümkün değil olması. Vay be Turan Bey, hakikaten anlattıklarınız çok korkunç gerçekten ya. Yani hastane kuralım diyorsunuz. Cevap vermiyorlar. Niye? İyi Parti hani diye bakıyorlar. Yani partizanlık, yani vatandaşın hani sağlığı üzerinden bu deprem ortamında bile. Ya Şaban Bey, o kadar büyük problem var ki, o kadar ciddi problemler var ki, yani sahada olduğunuz zaman her birini görüyorsunuz ve birey olarak ya da bir sivil inisiyatif olarak yapacağınız şeyler son derece sınırlı. Programdan önce biraz gecikmemizin sebebi de oydu. Bir aile bizimle temasa geçti. 25 kişiyiz dedi. Bir küçücük çadırın içerisinde üst üste yatıyoruz. Suyumuz yok. Hijyen malzemesi yok. 4 aylık bebeğimizde damak yarığı var ve biberon bulamadık. Özel biberonu olmadan beslenemiyor çocuğumuz. Kaç gündür beslenemiyor. Allah aşkına yardım edin diye aradım. Şimdi bakın bunun gibi bir çadırda, evet, 25 kişi. Kampta arkadaşlarımızın kaldığı çadırlar vardı. İşte bir tanesini şimdi hazırladık. Arkadaşlarımız için gelen çadırlardan bir tanesini hazırladık. Şimdi araçlarımız geldi. Onlarla göndereceğiz de gece yarısı arkadaşlarımız bu çadırı kuracak bu aileye. Allah razı olsun gerçekten. Peki Turan Bey, şimdi ya çadır demişken, çadır ihtiyacı hala bitmedi. O şimdi evet, siz de hala devam ediyor. Siz de maalesef siz de söylüyorsunuz. Şimdi peki daha çadır verememişken hükümet, ki depremin üzerinden kaç gün geçti? 18 gün geçti değil mi? Ya Şaban Bey, korku verdi ya, işte üstüne düşeni yaptı. Çadır veremeden korku vermeye çalışıyor. Korku verince bu iş halloluyor zannediyor hükümet. Evet. Peki şimdi diyor ki bir yıl içinde herkese evini yapıp vereceğim. Bu mümkün mü? Yani nasıl görünüyor orada Erdoğan'ın bu bir yıl içinde herkesin evini yapıp vereceğim vaadi? Gerçekçi mi yoksa bir seçim propagandası mı? Şaban Bey, 100+ bin binadan bahsediyoruz. Ve her bir binada kaç tane dairenin olduğunu siz hesap edin. Yani böyle bir kapasite var mı? Sadece bina yaparak bu sorun çözülür mü? Bir şehrin dokusu var, altyapısı var, sağlığı var, eğitimi var, güvenliği var, var bir sürü şey var. Yani oturursunuz, muhalefetle bir araya gelirsiniz, hatanızı kabul edersiniz, milletten özür dilersiniz, çeker gidersiniz, gitmezseniz millet sizi zaten gönderecek. Gelenler bu işi çözer. Bizim planlarımız var,
Bizim çözüm projelerimiz var. Bu milletin kapasitesi ve kabiliyeti, bu ülkenin kaynakları, bu sorunların tamamını çözecek kadar büyük. Fakat şu andaki iktidarın mensuplarının aklı küçük olduğu için bu devasa büyük kaynağı kullanacak kapasitesi yok. Bakın bu depremde en büyük başarı millete aittir Şaban Bey. İnanılmaz bir başarı öyküsü var bu milletin. Ben hayatım boyunca Türk milletinin ferasetine, basiretine, samimiyetine, fedakarlığına, cefakarlığına inanmış birisiyim. Buna samimiyetimle inandım. Fakat bu dönemde bu milletin bu fedakarlığını, bu samimiyetini, bu gayretini, bu çabasını gözlerimle görmek hakikaten beni bir kez daha umutlandırdı. Sabahlara kadar insanlar sokaklarda birbirlerine yardım etmek için uğraştılar. Biz bir aşevi kurduk Maraş'ta. Depremin hemen ikinci, üçüncü gününden sonra arkadaşlarımız orada faaliyete başladılar. İnsanlar sabaha kadar herkes işin bir ucundan tuttu. Buz gibi şimdiki olandan çok daha soğuk bir atmosfer vardı. Eksi 10'larda, eksi 15'lerde insanlar sabahlara kadar hazırlık yapıp o bölgedeki aç insanlara, sıkıntılı olan insanlara sabahın 7'sinde, 8'inde sıcak çorba çıkartmayı başardılar. Bunu dünyanın hiçbir milletine yaptıramazsınız. Bunu yapan sadece, yapabilecek olan sadece Türk milletidir. İşte bu kadar asil, bu kadar fedakar, bu kadar cefakar, özverili, çalışkan bir millete maalesef böylesi bir iktidar büyük bir acı yaşatıyor. Ve inanıyorum ki bunun faturasını iktidar önümüzdeki dönemde seçimlerde ödeyecektir. Evet Turan Bey, çok teşekkür ederim. Aslında yani konuşmanızın özü, bence dediniz ki konuşmanın başında, Kızılay TÜRGEV'in paravan şirketi haline getirildi dediniz. Bütün sorunlar da herhalde bu davranışlardan, adam kayırmalardan ya da işte devletin kaynaklarını, millet için harcanması gereken kaynakların başka yere aktarılma gayretinden kaynaklanıyor değil mi? Bütün bu rezalet. Beceriksiz var, ihmal var, suistimal var, çapsızlık var, partizanlık var, varoğlu var. Olmayan evet. Bir tek şey vizyon, olmayan bir tek şey samimi yurtseverlik duygusuyla hareket edecek bir siyasal anlayış. O da önümüzdeki günlerde geliyor Şaban Bey. Çok az kaldı, inanın çok az kaldı. Evet inşallah. Turan Bey çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Burada sizin ekranda göremediğiniz çok sayıda arkadaşım var. Onlar da izliyorlar sizi, dinliyorlar. Onların da hepsinin size ve sizin vasıtanızla bütün Türkiye'ye çok selamları var. Gerçekten onlara da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu buz gibi havada en küçük bir talebe dahi hepsi cansiperane bir şekilde koşuyorlar. Doktor arkadaşlarımız, hemşireler gece gündüz uğraşıyorlar. Eczacı arkadaşlarımız, keza lojistik sağlayan arkadaşlarımız kapı kapı dolaşıp ellerinden geleni gerçekten yapıyorlar. Ve bu beni duygulandırdı ve bu akşam onun için sizinle de paylaşmak istedim. Çok teşekkür ederim Turan Bey. Onların da hakikaten ellerine sağlık. Hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimiz de siz konuşurken yanda yazıyorlar. Ya ne kadar özverililer işte. Kendiliklerinden orada bir gönüllü, karşılıksız bir hizmet yapıyorlar vatandaşa, zor durumdaki vatandaşa diye. Gerçekten büyük takdir görüyor bu şeyler, bu karşılıksız çalışmalar. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız Turan Bey. Sağ olun. Siz de iyi ki varsınız. Arkadaşlarım da iyi ki varlar. Hakikaten evet. Bu millet her şeye kadir. İnanın bu millet doğru düzgün yönetildiğinde, başlarında güçlü bir iktidar olduğunda, yurtsever kadrolar olduğunda çok çabuk bu yaralar sarılır ve biz tekrar umutla ileriye doğru yürürüz Şaban Bey. İnşallah. Turan Bey çok teşekkür, iyi geceler diliyorum. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.